İki senedir bu esnaf teşkilatımıza verdiğiniz yardım siz ve gene sektörler, daire başkanların, müdürlerin, çalışan arkadaşların size ne kadar teşekkür etsek az. Bugün gün geldi. Hem sizle beraber bir basın toplantısı, güzel bir fotoğraf çekeceğiz. Bunu da Murat arkadaşıma rica ettim. Hem televizyonun çıkmasını istiyoruz, hem gazeteleriz. Bu bize yaptığınız değil. Gelmiş geçmiş çok belediye başkanlarımız var. Rahmetli olanlar var. Allah yerlerini cennet etsin. Ama bunu samimi söylüyoruz. Siz iki senedir bize verdiğiniz değeri yalnız motorize kılık değil. İstanbul'da 146 tane odamız var. Tüm oda başkanlarımıza, birliğimize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür etmeyi dedik. Allah sizden razı olsun. Biz burada politika yapmaya gelmedik. Sizin yaptığınız bu İstanbul'daki odalara, yalnız odalara değil, bütün vatandaşlara, bunu biz basın bazı şeyler geçiyor, biz oraya girmek istemiyoruz. Bu iyiliklerimizi unutmamız mümkün değil. Özellikle size teşekküre geldik. Allah başımızdan eksik etmesin. Bunun yanında Konfederasyon Başkanımız, zaten dün görüştüydüm, size teşekkür etti. Allah razı olsun. Federasyon Başkanımız Ferdi Bey aradı, teşekkür etti. Odalar Birliği Başkanımız Faik Yılmaz teşekkür etti. Biz o biletlerle bu arkadaşlarımızla burada sizi görmeye geldik. Size ne kadar teşekkür etsek az. Allah razı olsun. O amaçla geldik başkanım. Estağfurullah. Sayın Başkanım, Esenler Oda Başkanı Hasan Ayar. Gerçekten seçim döneminde ve seçimden sonra esnafımıza vermiş olduğumuz sözleri fazlasıyla yerine getirmeye başlandı. Görüyoruz. Bir arazide bunları görmeye başladık. İşte minibüsçü, taksici, servisçi, otobüsçü. Yani biz şahsen çok sıkıntılar çektik. Ve çok uzun süreler biz komedi de takip ettik. Sizden önce de. Ve ilk defa yani komedi 1, 2, 3, 5 sefer reddedilmesine rağmen siz inatla ben bu kararı geçireceğim. Davanıza inanmışsınız. Esnafın mağdur olduğuna inandığınızdan dolayı tekrar gündeme taşıdınız. Ve geçti. Biz tekrar esnafımız adına sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Yalnız bu minibüsçi esnafı değil, İstanbul'daki yaşayan insanlara da bir hizmet. Yani şu anda 1000 tane taksi demek esnafa, yerde vatandaşın da bir rahatlığını öne çıkarmış olacak. Ben özellikle işte daire başkanımız, genel sekreter yardımcımız çok büyük emekleri var. Başta siz olmak kaydıyla beraber hepinize tekrar esnafımız adına sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah çok daha iyi işler yapacağınıza inanıyoruz. Her zaman da yanınızdayız. Evet. Evet başkanım, ben de İstanbul Büyükşehir Odası olarak sizi çok rahatsız ettim. Estağfurullah. Daire başkanlarında el birliğiyle bize emek verdiniz, hizmet ettiniz. Ben bu emeklerinizden dolayı İstanbul Odası olarak, Büyükşehir Esnaf olarak size çok çok teşekkür ediyorum. Minnettarız. Hakkımızı ödeyemeyiz. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet. Ben de bir söz alayım. İstanbul Esnaf Sanatkarlığı Odalar Birliği, aynı zamanda Arnavut Koşu Odası Başkanı. Uzun süredir çok uğraştık biz bunu. Hatta siz gelmesin. İlk mukamada da söyledim. Biz 20 yıldır mukamada katılırız. Yani mukamaların nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini az çok biliyoruz. Hocam ilk mukamada oradayım ben, orada bir söz almıştım. Herkes vicdanına göre burada oy versin diye. Fakat bunlar böyle olur mu? Bu dönüşü biz çoktan beri istiyorduk, zam istiyorduk. Olmadı ama size nasip oldu. Arada ben sizin birlikte kahvaltı verdiğiniz zaman masanızdaki tek yönetici bendim. Orada demiştiniz yani. O da başkanının hak sorunlar ekmek yazdım siz söyledikleriniz. Sağ olsun arkadaşlar, arada kavga da etsek. Dinliyorlar biz. Zamanında başka projelerimiz de var. Hepsini el birliğiyle halledeceğiz. Yani en azından bu bir nefes olacak bize. Ben tüm odalar adına, Odalar Birliği olarak size teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalarımız bu şekilde devam eder. İnşallah. Sayın Başkan, İbrahim Yılmaz, Halk Arası Odası Başkanı'yım. Ben fazla konuşmuyorum. Çünkü 16 yıl önce sizin benim buraya geleceğinizi o dergi makalenizden bildiğim için fazla konuşmayacağım.
İnşallah daha 16 yıl partiye gidersiniz. Arkadaşlar bizim sorularımızı ve teşekkürlerimizi dile getiriyorlar. Ben de başarılar diliyorum. Aynı ekiple beraber, ekibiniz de gerçekten de güvenli bir ekiple beraber çalışıyorsunuz. Başarılar diliyorum. Evet. Diğer konuda teşekkür ederim. Çünkü görmek üzere para istemez. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Değerli İstanbul'un aslında bu vasıtalarla ilgili en etkin yöneticileri burada. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizim her konuda olduğu gibi bu konuda da esas şeyimiz, duruşumuz daha doğrusu, birincisi şeffaf olmak, ikincisi adil olmak. Şeffaflık çok önemli. Ben içinizdeki birçok insanı çok eski tanıyorum. Başka vesilelerle tanışıyoruz hem de. Dolayısıyla hayatımızdaki duruşumuz neyse bugün de aslında siyasetteki duruşumuz aynı. Hiçbir birinden farkı yok. Kimin hangi siyasi görüşte olduğuna bakmaksızın geldiğimiz görevde insanları eşit bakabilmeyi, onların işine dönük empati kurabilmeyi ve onlar gibi düşünüp sonra halk adına, halk lehine en doğru kararı nasıl veririz ona bakıyoruz. İnanın bu verdiğimiz karar ya da verdiklerimizin içinde ya da bundan sonra vereceklerimizde sizin olumsuz dahi düşünseniz doğru olduğuna inanıyorsak onu yaparız. Yani sizin gönlünüzü yapma peşinde koşmayız. Bu sözümü lütfen yanlış anlamayın. Birbirimizin gönlünü yapmak için bu koltuklarda oturmuyoruz. Ama başından beri bu konuya odaklandığımız andan beri bütün arkadaşlarımla başta fiyat tarifesi noktasında siyasi zeminin nereye gittiğini koklayarak sizlerin çok mağdur edildiğini gördük. Yani seçim var, işte şu oldu, bu oldu. Bir kere yani bu taşımacılığın İstanbul'da bu kadar yoğun siyasete malzeme yapılmasına ben karşıyım. Bakınız, İstanbul'da bazı hususlar var ki hayatidir. Örneğin su meselesi. Hayatidir. Yani buna işte siyaseti malzeme edelim. Ya arkadaş, milletin evine temiz su akacak. Çok affedersiniz, her kurumun evin atık suyu var. Bu denize gitmeden temizlenmek zorunda. Ve kurum var İSKİ örneğin. Bu gerektiği zaman maliyetini karşılamak için zam alacak. 3 seneye yaklaşıyor yani. 2,5 sene bitti. 2,5 sene bitti. Kasım Genel Kurulu var önümüzde. Varsayalım o genel kurulda zam alsa 3 sene üzerine zam almış olacak. 3 senede İSKİ'nin aldığı zam %6.8. Elektriğe %70. %70. İSKİ'nin su zammına %6.8. Ya da doğalgaza %70, ona %6.8. Ya da yakıta %60 küsür, ona %6. Ya arkadaş, bu ne yani? Bunun siyaseti olur mu Allah'ınızı severseniz? Bunun siyaseti olur mu? Yani zam yapmamak, işi engellemeye çalışmak, buna rağmen, bak bu kadar farka rağmen biz işimizi aksatmamak için pandemide hiç yatırımlarda olmamasına rağmen 1 katrilyon liraya yakın su baskınları olmasın diye 60'a yakın noktada da yatırım kararını almış birisiyim. Yani bunu niye anlatıyorum? Bunun siyaseti olmaz. Su bu. Böyle bir şehirde insani yaşama hakkı adına birinci mesele ya, su olmasa yaşayamayız ki. Ulaşım, 18 milyonluk kentin ulaşımının bir tek şeyi vardır. Bilim. Bilim yani, oturacağız, bilimi konuşacağız. Tabii ki vicdan, adalet, eşitlik. Şimdi
geldik 3 senedir 4 senedir zam verilmemiş bir sektör. Biliyorsunuz yani benim adım 7-8 ay zam Ekrem İmamoğlu, zamcı Ekrem İmamoğlu oldu yani. Zamcı başkan hani falan ya, ama ben onu yapmasam yani onlar gibi olmamın bana katacağı hiçbir şey yok. Dolayısıyla arkadaşlarım şahit, burada olmayan arkadaşlarım da var değil mi arkadaşlar? 3 sene boyunca bu insanlar direksiyon başında ve kazanamıyor. Kazanamayınca hizmet kalitesi azalıyor. Hizmet kalitesi azalınca vatandaş mutsuz oluyor. Benim bunu çözmem lazım. Dolayısıyla ben arkadaşlarıma dedim kardeşim, hatta beni siyaseten kendi partimden, başkanım bu kadar zam yapma, seni işte hırpalarlar falan filan, hiç öyle bir derdim olmadı açık söyleyeyim. Yani bir de ben şuna inanıyorum, zam bir belediyenin sorumluluğu değildir, zam sistemi yöneten hükümetin sorumluluğudur. Çünkü elektrik zammını o karar verir, yakıt zammını o karar verir, enflasyon onun ekonomi yönetmesinden dolayı gerçekleşir. Veya bunun gibi bütün, biz sadece sonucuz, sebep değiliz yani. Sebep orası. Vatandaş bunu anlar. Biz keyfi zam yapmıyoruz ki. Tamam, yarın mazota, benzine indirim yapsın, hepiniz zammınızı geri çekin. Ya da size vergisiz yakıt versin, oradan ya da ÖTV'siz, oradan geri çekelim zamlarımızı. Bunlar yokken vatandaş ne yapsın ya? O bakımdan ekonomi iyi olursa kimse zam yapmak zorunda kalmaz. Bak, dün neredeyse %20 enflasyon açıklandı. 18 senenin en yüksek rakamı. Şimdi bu anlamda biz bu sebepler varken birilerine şirin gözükelim diye bunu malzeme yapacak bir siyasetçi değilim ben. Dolayısıyla başından beri böyle hareket ettik. Gelelim mesela taksi meselesine. Taksi meselesinde, yani minibüslerin ve dolmuşların dönüşüm meselesinde açıkça arkadaşlarım şahit. En az 7-8 defa dinledim. Sizi de dinledim. Başka temsilci arkadaşlarımız da vardı, onları da dinledim. Ve beraber karar aldık kendi içimizde. Dedi ki bu sorunu çözebilecek adil bir ortam. Bunu halledebiliriz. O gün de söyledim UKOME'de. Bu her zaman çözüm olmayabilir. İlla her hatta, her ortamda bu çözüme başka bir çözüm bulunabilir. Başka bir şekilde mağduriyet giderilebilir. İlla her seferinde taksi verilecek anlamına gelmiyor. O gün de söyledim. Ama burada bu çözüm doğru çözümdü. Yarın başka bir şekilde mağduriyet giderilebilir. O ne olur bilemem. Her günün, her yerin, her ortamın, her hattın koşulları var. İstanbul'un belli bir kapasitesi var. Ona göre hareket etmek durumundayız. Günün sonunda bu çözümü en doğru çözüm olduğuna kanaat getirdik. Meclise sunduk. Kıyamet koptu. Kıyamet koptu UKOME'de. Yani bir seneye aşkın süredir, defalarca hatırlayın, bizim de bir taksi projemiz var, beraber getirdik. Siz dediniz ki bahane üretiyorlar, bu ayrı gelirse veririz, yani olumlu oy kullanırız dediler. Tamam dedim, bana 2 ay müsaade edin dedim, 2 ay bir anlatalım kendimizi, hatırlarsanız 2 ay müsaade ettiniz. Ben de 2 ay aynı şekilde sürdüm ve anlattım. Sonra da arkadaşlarıma dedim, ben odaya söz verdim insanlara. Bunu 3 ay 4 ay anlatacaktık, anlattık. Şimdi ayırın bakalım, samimiyetlerini görelim. Ayırdık, gene red verildi. Yani bir seneye aşkın süredir bu gündemde. Yazık değil mi yani? Bak, zaman akıp gidiyor. İnsanlar mağdur oluyor. Yani bunu bir sene önce kabul etmeyle bugün arasında bir karar farkı var mı? Virgül fark var mı? Nokta fark var mı? Yok. Biz de diyoruz ki bizi dinleyin ya. Bizi dinleyin. Yani
Kim var aralarda bilmiyorum. Bak kararı veren kim ise, çağrı yaptım. UKOME kısmına geleceğim. Çağrı yaptım. Dedim ki kararı veren kim ise. Ya biz anlatalım, bizi dinleyin tespitlerimizi birçok konuda. Her zaman çağırıp, ya bu kimdir? Bir daire başkanı mıdır? Bir bakan yardımcısı mıdır? Bakan mıdır? Ya sayın cumhurbaşkanımız mıdır? Bizi dinleyin, İstanbul'u gelip anlat. Bizden daha iyi kimse anlatamaz sizi. İstanbul'u bizden daha iyi kimse anlatamaz sizi. E şimdi 1,5 sene ben olsam, 1,5 sene kim aldatmışsa onları hesap sorsunlar ondan. Bizi niye esnaf karşısında mağdur ettiniz kardeşim? 1,5 sene niye beklettiniz de şimdi olumlu oy kullandınız? Ben olsam hesap sorarım. Görevden alması gerekiyorsa görevden alırım. Anlatabiliyor muyum? İstanbul'u en iyi biz biliyoruz. Çünkü her gün sizlerle konuşan arkadaşlarım var benim. Her gün sizi dinleyen, her gün bu işe kafa patlatan. Yani o gün orada 19 sene kurumda görev yaptım diyen, diyelim ki sürekli söz alan bürokrat arkadaşımıza, kardeşimize ısrarla sordum. Size göre ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Cevap alamadım. 6 defa sordum ya. 6 defa cevap alamadım. Ölçmeye göre değişir dedi. Bakışa göre değişir dedi. Ama cevap alamadım yani. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Yani böyle olmaz. İstanbul'un mevzularına siyaset çomağı sokulmaz. Bak Allah şahit. Allah şahit. 2 seneyi aşkın süredir belediye başkanıyım. Başta genel başkanım olmak üzere. İttifak İyi Parti genel başkanı olmak üzere. Bütün siyasilerin hiçbirisi. Hiçbir konuda, bütün siyasi hiçbir konuda bize müdahale etmediler, etmezler. Böyle bir şey yok. Biz seçildik, milyonlarca insanın oyuyla seçildik. 16 milyon insanı ayırt etmek için de belediye başkanıyım. Heyetimize hizmet ediyoruz. Bak hiçbir arkadaşıma siyasetin talimatı olmaz. Önerisi olur, eleştirisi olur, uyarısı olur ama talimatı olmaz. Siyasetin bu aklı doğru değil. O bakımdan her şeye rağmen hakkınızı almanızdan mutluyum. Yani hakkınızı almanızdan mutluyum. Ama bir UKOME'yi, İstanbul'un ulaşımına karar veren bir mecrayı, merkezi siyasetin cenderesi altında tutmak adına oraya koltuk ilave etmenin ne kadar gülünç, ne kadar ayıp, ne kadar sefil duruma düşürdüğünü sizler görüyorsunuz. Kafalar önde eğik el kaldıran insanları gördükçe ben utanıyorum. Kurumları adına utanıyorum. Bak buradan ilan ediyorum yani. Kurumları adına utanıyorum. Yazık. O insanlara da yazık ha. Üzülüyorum yani. O bürokrat insanlara da üzülüyorum yani. Yazık, onlar da üzülüyordur. Bir kişiye üzülmüyorum. O sizi temsil eden orada bir oda başkanı var. Ona hiç üzülmüyorum yani. Ona Allah ıslah etsin. Bak Allah ıslah etsin. Ben açık söylüyorum. Başkanım, o ıslah olacak. Ben esnafın yanındayım deyip bizim otobüslerle ilgili zam teklifimize bile oy kullanamayacak kadar gözü kör olmuş o arkadaş. Neticede ben oradan aldığım özel halk otobüslerine para ödüyorum. Bir sürü anlaşmalı otobüse para ödüyorum. Ya etkilemez mi? Etkilemez mi? Yani ben arkadaş, otobüsün tekeri dönmezse olmaz ki. Ben ister miyim zam yapmak? Tekrar söylüyorum. Yakıtı vergisiz versinler. ÖTV'siz versinler. Araca indirim yapsınlar. Enflasyonu düşürsünler. Ne bileyim, döviz düşsün bu ülkede. Bütün bu argümanlar düşük olsun. Biz de zam yapmayalım. Kurban olayım. O bakımdan bir kişiye hakkımı helal etmiyorum ama diğerlerini ben diyorum ki Allah yardımcıları olsun. Diğerlerini Allah yardımcıları olsun. Çünkü gerçekten bürokratın kafası önde, eli böyle. İnanmıyor çünkü kaldırdığına. İnanmıyor, biliyorum yani. Vicdanen inanmıyor. Taksi meselesi de öyle. Bakın biz diyoruz ya 1000 tane örnek gösterelim. En son 1000 tane örnek gösterelim. Bu vatandaşı örnek, ne yapacağımızı anlatalım. Dün örnek verdim sevgili başkanlara. Benim çocuğum Beylikdüzü gibi bir yerde, başkanlar burada, Beylikdüzü gibi bir yerde tam 1 saat 20 dakika taksi bekledi. Hem de Yakuplu'da. Yakuplu'da sitenin önünde 1 saat 20 dakika. Beni telefonla aradı. 16 yaşındaki oğlum. 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü yani şey değil.
Merkez değil. Şişli değil yani, merkez değil. Orada her zaman durakta taksi olur, öyle değil mi Hasan Bey? Evet. Her zaman olur değil mi? Yok. Yetmiyor. Yetmiyor kardeşim. Ve saat 4'te 5'te. Başkanım benim hastanemde yani, benim saat hasta taksi bekliyor. Yani yok yetmez arkadaşlar. Veri var, sayı var, yetmez. Kimse kimseyi aldatmasın. Yetmez yani. Kimse kimseyi aldatmasın. Onu da göstereceğiz. Sadece İstanbul'un kaybettiği zamana üzülüyorum. Biz esnafımızın yanındayız. Ama önce vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımız iyi hizmet alacak. Biz minibüsçünün yıllardır çektiği cefayı, sıkıntıyı da biliyoruz. Zor zamanlardan geçti İstanbul. İstanbul'un kendine az sistemleri var. Minibüsçülüğü de nasıl iyileştiririz? 10 yıla, 20 yıla nasıl hazırlarız, ona da çalışıyoruz. Yani onun da ucunu bırakmıyoruz. Beraber üreteceğiz. Yani minibüsçülük 50 sene önce başkaydı, 30 sene önce başkaydı, 15 sene önce başkaydı, şimdi başka, 10 yıl sonra daha başka olacak, 20, bunları düşünmek zorundayız. Hem sizin işiniz hem benim arkadaşlarımın işi. Burada da göreceksiniz en adil şekilde sizin hakkınızı koruyacağız ama önce vatandaşımızın iyi hizmet almasını sağlayacağız. Bu bağlamda bu son karar hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra da en adil, en düzgün kararları hep birlikte alırız. İnşallah. Çok sağ olun. Evet. Bu zaten hadi motor araba başkanı. Eyvallah. Çok sağ olun. Güle git. Evet efendim, buradayız. Hazırsak.